Selamlar, Ahmet Mümtaz ben. Bugün O Ne Diyor'dayım. Sosyal medya üstünden yolladığınız soruları cevaplamaya gayret edeceğim. Başlıyorum. Evet. İlk soru Tuhaf Dergi ile ilgili. Tuhaf Dergi'nin kapağı ilk sayılar daha marjinal ve dikkat çekici duruyordu. Kapak tasarımını niye değiştirdiniz ki? Niye değiştirmeyelim ki? Arada bir heyecan verici bir şeyler yapıp değişiklikler falan olması iyidir. Kapaklarımız hala şahane. Ben çok beğeniyorum. Hepsi tasarımdır. Benim canımı sıkmayın. İkinci soru. Siz gülseniz bile yüzünüz hep buruk gibi geliyor bana. Nedeni nedir bu burukluğun? Saygılarımla üstadım. Üstadım işte Türk'üz ve bazı problemlerimiz oluyor. Sizin de oluyordur eminim. Surat belki onu saklayamıyordur falan. Ama iyiyim ben yani. Mutlu bir insanım. Kızım var, işim var. Abi sette şakalaşırken kaburganı kırdın. Doğru mu? O nasıl bir şakalaşma öyle? Tabii doğru. Sette şaka yaparken kendime kaburgamı kırdım. Kimse benim kaburgamı kırmadı. Kolay da değildir kaburgamı kırmak. Ben sadece teknik ekibe sormadan o yatak gerçekten yumuşak mı falan demeden ilk gittiğim bir mekanda uçarak bir yatağın üstüne atladım. Örtüsü varmış ama altı tahtaymış. Kaburgalarımı kırdım. Evet, böyle bir şey yaptım. Tuhaf bir pazara katılmak için şartlar var mı? Okuyucu olarak biz de gelebiliyor muyuz? Sandıkta yazılarım var. Benim de sandıkta yazılarım var. Daha doğrusu benimki sandık değil de ben ona yengeç sepeti diyorum. Bilgisayarda masa üstünde duruyor. İşte orada bazı şeylerim oluyor, yazılarım oluyor. Bazen kullanıyorum. Biz Tuhaf pazara katılmak için bir şart falan gerekmez. İşte yolunuz düşerse uğrayayım bir çayımızı için. Abi ilk rolün neydi ve nasıl bir his? Eto Enes, keşke bunu sormasaydın. Benim tiyatrodaki ilk rolüm, tiyatrodaki Pollyanna'da gofret yiyen şişman çocuk rolüydü. Beni de sağa sola güldürdünüz, Allah razı olsun. En çok hangi dizisi bittiğinde üzüldü? Ayıptır söylemesi, hiçbirine üzülmedim. Biten biter. Bizim yüzümüzden bittiyse kabahati bizdedir. Başkasının yüzünden bittiyse bana ne? Tuhaf sana da öyle gelmiyor mu? İsminin ve sloganının çıkış hikayesi nedir? Biz daha önce birlikte birkaç arkadaş yazı yazdığımız dergiden yeni bir oluşuma katılmak üzere ya da onu oluşturmak üzere yeni bir yapı oluşturmak üzere ayrıldığımızda dergimizin ismi ne olsun falan. Uzun tartışmalardan sonra Tuhaf ismi hepimizi cezbetti. Altına da böyle bir motto aradık. Kim söyledi acaba? Tarık Tufan olabilir büyük ihtimal. Öyle bir şey hatırlıyorum. Tarık'tan çıkar bu tür şeyler. Sevgili Tarıkçığımızın Tuhaf sana da öyle gelmiyor mu koyalım altına dedi. Bize de tuhaf geldi, koyduk. Sigaranı asistanın yakıyormuş abi, doğru mu? Yani işte o sırada ayaklarımı yıkamıyorsa. Bir asistanım yok arkadaşlar. Eskiden beraber bir çalışma arkadaşım vardı, Ömer. Onun sağlığı artık izin vermediği için setlerde sürünmeye. O artık çalışamıyor. O yüzden benim de bir asistanım yok. Sigaramı yakmışsa da olmuş olabilir. Elimde bir şey varsa o yakmıştır falan ama öyle bir usulümüz yoktu o zaman da. Şimdi de yok. Ölümlü Dünya 2 gelecek mi? Gelecek diye duyuyoruz. Senaryosu bitmek üzereymiş. Böyle bir dedikodu var. Belki bu yaz çekeriz. Ali hazırsa. Ben hazırım. Yıllar sizi neden yaşlandıramıyor? Yıllara sormak lazım falan. Yok, yıllar beni yaşlandırıyor. Ama sen bu soruyu soran bir tek senin ismini söyleyeceğim şimdi. İpekçim çok tatlısın. Yıllar seni de yaşlandırmaz inşallah. Tuhaf Dergi'nin kurucuları arasında yer alıyormuşsunuz. Öyle diyorlar. Bu bilgiye birazcık şaşırdım. Dergi kimlere hitap ediyor? Amacı ne? Niye şaşırdığına şaşırdım ama şöyle, uzun zamandan beri yazmayla, çizmeyle, okumayla doğal olarak ilgili birisiyim. Daha önce de Hürriyet'te, Radikal'de, Ot'ta falan yazmıştım. Uzun süreli yazdım. İşte bu dergiyi de birlikte arkadaşlarla oluştururken bir bakıma dışarıdan bakılınca benzerlerinden ayrılan bir yapı kurmaya çalıştık. Dergi kimlere hitap ediyor derseniz gerçekten de edebiyat okuruna. Edebiyatla okurun arasındaki yolu kısaltmaya çalışan bir dergi, ondan faydalanmaya çalışan bir dergi değil. Sadece o yolu kısaltmaya çalışıyoruz. Kitapla okuru bir an önce buluşturmak için biraz daha nasıl cezbederiz okuyucuyu falan, onlarla kafamız meşgul. Abi bu kadar sevilmenin sırrını nereye bağlıyorsun? Onun sırrını verir miyim ya? Ondan sonra herkesi seversiniz. Olmaz öyle şey. Onun bir sırrı yok kardeşim. O sizin sevme kapasitenizden kaynaklanan bir şey. Film yönetmeyi düşünüyor musunuz? Aşağı yukarı 14 yaşından beri sabah akşam düşünüyorum. Parayı bulur bulmaz bu işi yapacağım arkadaşlar. Abi yanlış anlamazsan, ki anlamam. Bir sorum var. Gençliğini hiç hatırlamıyorum. Ben de. Tevellüdüm yüzünden mi? Önceden televizyonda mı yoktun? Zaten önceden televizyon yoktu.
Sonra televizyonu benim etrafıma kurdular. Aşağı yukarı 20 senedir her hafta televizyondayım. Sen kaç yaşındasın bilmiyorum ama Engineer Tobe Volume 4. Bu isimle çok uzağa gidemezsin. Sadece onu söyleyeyim sana. Tuhaf'ın kadrosunda bulunan İlber Ortaylı, Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli gibi isimleri nasıl bir araya getirdiniz? Kadro değil, rüya takımı çünkü. Ya bunlar benim kankalar. İlber Ortaylı olsun, Zülfü Livaneli olsun. Bilhassa Orhan Pamuk, sabah akşam oturduğum arkadaşlarım. Öyle bir şey yok. Dergiyi beğeniyorlar, seviyorlar. Okudukları bir yerde yazmayı tercih ettikleri zaman da Tuhaf'ta yazıyorlar. İlber Ortaylı ile Zülfü Livaneli ile artık düzenli çok uzun zamandır. Orhan Pamuk da çok yoğun işleri arasında. Bizi ihmal etmez, genelde kırmaz yazar. Çok teşekkür ediyoruz. Benim okuduğum yazarlar. Onlar oradaydı, ben de yanlarına gittim. Benimle bir ilgisi yok onun. Son soru. En sevdiğin yazarları merak ettiğim tek ünlüsün. Yazın okuma listemiz için bize birkaç yazar tavsiyesinde bulunabilir misin? Bulunabilirim. Irmak Zileli okuyun, çok beğeniyorum. Yeni Bozuk Saat çıktı. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabını çok heyecan verici buluyorum. Yazın okuma listesini tam anlamıyorum. Yani ben 4 mevsim okuyorum çünkü vakit buldukça. Size de onu tavsiye ederim. Çok fazla yazar ismi sıralamayayım. Bunlar retorik sorular. Hepiniz biliyorsunuz kimlerin okunacağını, nasıl okunacağını, nereden alacağınızı, edeceğinizi. Çok teşekkür ediyorum sabırla beni izlediğiniz için. Daha bitmemiş. Oradan bir parmak işareti geldi. Sor. Soralım o nedir ekip olarak bir soru. Leyla ile Mecnun 2 çekilir mi ya da çekilse? Hanımefendi Leyla ile Mecnun'u bir film zannettiği için Leyla ile Mecnun 2 çekilir mi diye soruyor. Leyla ile Mecnun 104'e kadar çekildi. 105 çekilir mi diye soruyorsanız şöyle diyelim, hayattan umut kesilmez. Ama şu anda öyle bir şey ufukta görünmüyor. Çok teşekkür ediyorum. O ne diyor? Kendinize iyi bakın.